Biz burada bekleyelim oğlum biraz. Bize daha çok sıra var. Merak etme oğlum, iyileşeceksin inşallah. Geçmiş olsun beyefendi. Çocuğun nesi var acaba? Benim çocuğum epilepsi. O kadar doktora götürdüm, çare bulamadım. Doğrudur beyefendi. Bu hastalık çok zor bir hastalıktır. Uzun bir tedavi sürecinden geçmesi gerekiyor. Dilerseniz ben size kartımı vereyim. Getirin çocuğu, bir de ben göreyim. Pardon, siz doktor musunuz? Evet beyefendi, doktorum. Sizin çocuğunuzun sıkıntısı benim uzmanlık alanıma giriyor. Eğer yakın zamanda getirirseniz çocuğu bir de ben kontrol edeyim. Muhakkak geleceğiz doktor bey. Allah sizden razı olsun. Ne demek beyefendi, rica ederim. Muhakkak bekliyorum sizi. Bak gördün mü oğlum, Umut ayağımıza geldi, ayağımıza. Hocam kaç gündür başım ağrıyor. Yalvarırım bana bir ilaç yazın, iyileşeyim. Anladım kardeşim, anladım. Merak etme. Sana şimdi bitkisel ilaçlar yazacağım. Onları kullan, hiçbir şeyin kalmayacak. Tamam mı? Tamam. Aferin. Hah, kullan bunları. Hocam burada ne yazıyor? Sadece karalamışsınız. Dalga mı geçiyorsunuz bende? Ne dalga geçmesi kardeşim? Ver bakayım onu. Bak. Bu gördüğün bebeğe benzeyen şey aslında termidon. Anladın mı kardeşim? Al bakayım. Anladım hocam. Allah razı olsun. Dışarıda varsa hasta, çıkarken söyle yanına gelsinler. Gidebilirsin kardeşim. Tamam hocam. Hadi bakayım. Acı çekme, acı çekme. İyileşeceksin, merak etme. Evet. Hocam kolay gelsin. Hastanenin önünde bana kartınızı vermiştiniz. Hatırladınız mı? Evet evet, hatırladım sizi beyefendi, ama bu kadar çabuk geleceğinizi gerçekten beklemiyordum. Neyse, ben çocuğu bir muayene edeyim. Evet beyefendi, muayene ettim. Bu çocuk iyileşir. Gerçekten mi hocam? Ciddi misiniz? Ne demek ciddi misiniz kardeşim? Yalan mı söylüyorum? Koskoca doktorum ben ya. Yok hocam, estağfurullah. Ben sevinçten öyle söyledim. Anladım beyefendi. Neyse, konumuza dönelim. Dediğim gibi çocuk iyileşir. Fakat birkaç işlem yapmam lazım, biliyor musunuz? Tabii bunun bedeli size 180 bin TL. Hocam ne yaptınız ya? Çok değil mi? Hayır efendim, ne münasebe. Neye göre çok? Eğer çocuğunuzun iyileşmesini istemiyorsanız çok, ama iyileşmesini istiyorsanız az bile söyledim. Anladım hocam, anladım. Ödeyeceğiz, ne yapalım? Son umudumuzsunuz. Güzel. Gayet doğru bir karar verdiniz beyefendi. Yalnız biz parayı peşin alıyoruz. Siz arkadaşlara parayı yatırdıktan sonra ben tedavi seanslarını eve gelip evde uygulayacağım. Anladınız değil mi? Anladım hocam, ben ödemeyi yapıyorum. Eve ne zaman gelirsiniz? İlk tedavi seansı için yarın size geleceğim. Beni bekleyin. Hadi geçmiş olsun. Muhakkak geleceğim. İyileşeceksin. Hiç merak etme. İyi para kopardık be. Neyse, buradan tüymenin vakti gelmişti zaten. Galiba dolandırıldık oğlum. Kaç gündür ne gelen var ne giden. Bu gidişle biz ne ilk ne de son olacağız oğlum.